Gaziantep'te 12 yıllık bankacılık mesleğini panik atak krizleri nedeniyle bırakan 3 çocuk annesi tekstil ürünlerine baskı atölyesi kurdu. İş hayatıma bankacılıkla başladım. 12 yıl boyunca bankacılık yaptım. Panik atak geçirdim ve bankacılıktan ayrılmak zorunda kaldım. Bir 5 ay heyet raporluydum. Bu süre zarfında çok düşündüm tabii ki ne yapabilirim. Bankaya tekrar geri dönmek istemiyordum. Birkaç yıl evde bir ev hanımlığının ardından dedim ki hayır ben bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler üretmeliyim. Hem ekonomiye katkı sağlamalıyım, hem evime katkı sağlamalıyım, hem de her zaman enerjik ve dinç olmalıyım. Çalıştıkça başarıyoruz, başardıkça da mutlu oluyoruz. Ardından bir arkadaşım, Esra tasarım öğren, hani grafik tasarım yapabilirsin, başarabilirsin dedi ve ben grafik tasarım derslerine ve kurslarına başladım. Ardından tekstil ürünlerine merak salmaya başladım ve tabii sırasında da tekstil baskı geldi ardından. Ben ne yapabilirim dedim. Tasarımlarımı tekstil ürünlerine baskı haline getirip satabilirim diye düşündüm. Depremden önce, çok kısa bir süre önce küçük bir DTF baskı makinesi aldım. Evimde tabii yer yoktu, çok sıkışıktık. 3 çocuğum var. Ve dedim ki yatak odasında presimi, bilgisayarımı ve DTF baskı makinemi kurayım ve oradan satış yapmaya başlayayım. Sosyal medya hesapları üzerinden önce satış yapmaya başladım. Sonrasında iş ilerledi, firmalara işçi kıyafetleri olarak devam etti. Çeşitli işte kupalarda kişiler tişört istemeye başladılar. İş büyüdükçe bu sefer yatak odasında sıkışmaya başladık. Balkondu, salondu derken yolum Kagidem'le kesişti. Koordinatörümüz Nihal Hanım bana bir yer vereceğini söyleyince hemen fuara gittim ve bu makinayı aldım ve buraya geldim. Bir süredir burada faaliyet gösteriyorum. Tabii bu girişimcilik ve burası Kagidem bünyesinde olmak bana iş kapılarını daha da çok açtı. Çünkü evde sıkışık bir ortamdan burada geniş ve rahat bir ortama ve büyük bir makineye geçiyorsunuz. Dolayısıyla insanlar hem size güven duyuyor hem işinizi daha rahat halledebiliyorsunuz. Bu sayede de böyle kadın girişimci olarak ekonomiye daha fazla katkı sağlamaya başladım ve şu anda gördüğünüz gibi bir atölye sahibiyim.